Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çiçekleri yapacağız. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Aşağıya açıklama kısmına Instagram linkimi de ekleyeceğim. Oradan takip edebilirsiniz. Bu çiçekleri ben İkisi aynı sayılar ama farklı ip oldukları için biri büyük, biri küçük oldu. Bunu normal dantel ipi, Mercedes kotonla yaptım. Bunu yarn artı violet kullanabilirsiniz. Bu da kalın bir koton iple yaptım. Bunun için de yakut koton kullanabilirsiniz. Arkası da bu şekilde. Önü bu şekilde. Bunu tokalarda kullanabilirsiniz. Şapkalarda kullanabilirsiniz. Ben suplada kullandım. Suplada kullanabilirsiniz. Her yerde kullanabilirsiniz. Ben bugün kalın iple göstereceğim. Kamerada daha iyi görünsün diye. Ama ben suplalarımı da şu şekilde köşede kullanmıştım. Kenar oyasını da bu şekilde yaptım. Bu kenar oyasını da en yakın zamanda çekip ekleyeceğim. Oyayı da oradan izleyebilirsiniz. Şimdi ben kırmızı ipimi aldım. Kırmızı iple başlıyoruz. Tığ numaram. İki buçuk. Şimdi sihirli halka ile başlıyoruz. İpi alıyorum, bir zincir çekiyorum, bir iki zincir çekiyorum, önüme alıp trabzan yapmaya başlıyorum. Zincirle birlikte toplamda 16 trabzan olacak. Zincir 1, bu 2 oldu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Toplamda 16 trabzan. Şimdi sıkıyoruz iyice. Şimdi birleştiriyoruz sıramızı. İlk yaptığımız zincirin tepesinden batıp ilmeği çıkarıyorum. Bunu içinden geçiriyorum. Sık iğne olarak yapmıyorum. Şimdi ikinci sıramıza başlayacağız. İkinci sıra için toplamda 7 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir tane daha çekelim. 8. Önüme alıyorum. 1, 2, 3. zincire batıyoruz. Oradan tığımızı aldık. Normal trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi tekrar önümüze alıyoruz. Şimdi burası bir trabzan sayılıyor. Trabzanın battığı yere, aynı yere batıyoruz. Şu ipimi de dolaştıralım. Normal trabzan yapıyoruz. Bu şekilde toplam 8 tane olacak. Şimdi tekrar önüme alıyorum. Şimdi buraya batmıştık. Bir boşluk bırakıyoruz. İkinci trabzana batıyoruz. Hiç zincir çekmeden trabzan yapıyoruz. Şimdi 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5,
6 çekelim. 6 önümüze alıyoruz. Şimdi bu en son yaptığımız trabzanın tepesine şöyle iki telini alıyorum. Şu şekilde batabilirsiniz. Hemen şu şekilde batıyorum. Daha düzgün duruyor. Normal trabzan yapıyoruz. Aynı buradaki gibi. Tekrar önümüze alıyoruz. Bunun battığımız yere, aynı yere batıyoruz. V şeklinde oluyor. Tekrar önümüze alıyoruz. Bu ipi de böyle dolaştırıyorum sonradan uğraşmamak için. Aynı yere değil, bir boşluk bırakıyoruz. Sonrakine batıyoruz. Normal trabzan. 6 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Önüme alıyorum. En son yaptığımız trabzanın başına batıyoruz. 1 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Sonra tekrar önümüze alıyoruz. Aynı bunu battığımız trabzanın dibine batıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız. Önümüze alıyoruz. En son battığımıza değil, bir boşluk bırakıp sonrakine batıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Önüme alıyorum. Trabzanın başına batıyoruz. Önümüze alıyoruz. Trabzanı battığımız yere batıyoruz. Önümüze alıyoruz. Bir boşluk bırakıp ikinci trabzanı batıyoruz. Bu aralarda hiç zincir çekmiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip önümüze alıyoruz. En son trabzanın başına batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Önümüze alıyoruz. Aynı yere batıp bir trabzan yapıyoruz. Tekrar önümüze alıyoruz. Hiç zincir çekmeden bir boşluk bırakıp ikinciye batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Önümüze alıyoruz. Trabzanın başına batıp bir trabzan yapıyoruz. Önümüze alıyoruz. En son battığımız yere batıyoruz. Önümüze alıyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz. İkinci trabzana batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Önümüze alıyoruz. Trabzanın tepesine batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Önümüze alıyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz. İkinciye batıyoruz. Pardon, bunu yanlış yaptım. Önümüze alıyoruz. En sonki trabzanı oraya batıyoruz. Hiç zincir çekmeden önüme alıyorum. Bir boşluk bırakıp ikinciye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Önüme alıyorum. En sonki trabzanın tepesine batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Tekrar önümüze alıyoruz. Aynı dibine batıyoruz. Şimdi burada birbirine ekliyoruz. Bir boşluk bırakıp diğerine batmıyoruz. Hiç zincir çekmeden bu ilk başta yaptığımız zincirin, yani şu trabzanı battığımız yerin oradan birleştiriyoruz. Aynı V şeklini alıyor diğeriyle. Şimdi bu sıra bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 yaprağımız var. Yapraklarımızın ilk aşamasını yaptık. Şimdi buraya battıktan sonra, burası çok önemli. Şimdi şöyle bir yuvarlak var. Ortada çizgi var. Bir de şöyle V şeklinde trabzanlar var.
Şu şekilde bu bir çiçek olacak. Bu şekilde bir çiçek olacak bu. Başlarken buradan başlayacağız. Sonra dönüp bu trabzana bir yapacağız. Sonra dönüp bu trabzana yapacağız. Sonra bu arkaya geçip buraya yapacağız. Sonra ikinci çiçeğe geçmek için tekrar ortaya geleceğiz. Şimdi bu zinciri batmıyoruz. Bu ortadaki trabzana altından ipimizi alıp buraya bir sık iğne yapıyoruz. Bu kafamızı karıştırmasın diye arkaya katlayalım. Arkaya katladık. Bir zincir çekiyoruz. Yani bu hep ortadaki trabzanlardan başlayacağız. Önümüze alıp 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4. Şimdi artık buradan başladık. Şimdi bu kenarı yapacağız. O V olan yerlere. Sonra burayı yapacağız. O arkadaki yuvarlak zincire de burayı yapacağız. Şimdi bu ortadaki kısmı yaptık. Şimdi hiç zincir çekmeden buraya geleceğiz. Şimdi tekrar devam ediyoruz trabzanlara. Bakın, bunun altındaki ilk V olacak trabzanın bir tanesine yapıyoruz. İstersen kafa karışmasın diye böyle katlayın. Hiç zincir çekmeden buraya da 4 tane trabzan. 2 3 4. Şimdi tekrar dönüyoruz. Hiç zincir çekmeden o bahsettiğim ikinci trabzan V şeklinde olan ikinci trabzana geliyorum. Onun altından beri ipi alıyorum. Oraya geçiş yapıyoruz. Buraya da 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4. Şimdi bu yuvarlağı bitti. Şimdi arkada sivri olan yeri yapacağız. Bakın bu yuvarlak kısmı. Bakın hiç zincir çekmiyorum. Tekrar önüme alıyorum. Şimdi direkt bu yuvarla, bu arkadaki yuvarlak vardı ya zincir. Altı zincir çekmiştik. O zincirden başlıyorum bu sefer. 1 2 3 4 5 6. Şimdi yarısına kadar yaptık. Şimdi bu pipiriği yapıyoruz. Tomurcu. 1 2 3. Trabzanın tepesine batıyoruz. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde yapınca pipirikler daha düzgün oluyor. Sık iğne yapınca çok belirgin oluyor. Sonra tekrar 6 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Bakın ilk yaprağımız bitti. Şimdi ikinci yaprağa başlayacağız. Az önce bu ortadaki şeyden başlamıştık. Şimdi başlama aşamasına geri gelmek için bu ortadaki trabzanın altından tığımı geçiriyorum. Sık iğne yaparak oraya başlıyoruz. İlmeğimi oraya geçirmiş oluyorum. Bakın buraya geldim yani. Ortaya. Ortasından başlıyoruz yaprağı. Bir zincir çekiyorum. Önüme alıyorum. 4 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4. Diğer sırada bakın V şeklinde 2 trabzan yapmıştık.
önüme alıyoruz. Şimdi ilk trabzanı, bakın trabzan altından beri ipimi alıyorum. O trabzana şimdi 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4. Şimdi tekrar önüme alıyoruz. Şimdi o V şeklinde olan diğer trabzanın altından ipimi alıyorum. Oraya geçiş yapıyoruz. 1 2 3 4. Şimdi yuvarlak kısımları bitti. Şimdi burayı yapacağız. Sivri kısmı. Önümüze alıyoruz. Hiç zincir çekmiyoruz. Bakın buradan direkt buraya zincirin altından ipimi alıyorum. Direkt oraya geçiş yapıyoruz. Arada kaldı. Bakın başlangıç. 1 yaptık. 2 yapıyoruz. 3 yapıyoruz. 4 yapıyoruz. 5 6. Şimdi yarısını yaptık. Tekrar pipirik yapıyoruz. 1 2 3. Trabzanın tepesinden ilmeğimi geçiriyorum. Hiç sık iğne yapmadan diğer ilmeğin arasından geçiriyorum. Tekrar önüme alarak başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi bu yaprak da bitti. Burası bitiş yeri, diğerin başlangıç yeri, burası diğer yaprağı. Bakın şu şekilde yapmıştık daha önceki sırada. Ortadaki trabzandan başlıyoruz. Trabzanın altından ipi alıyorum. Oraya sık iğne yapıyoruz. Tek zincir çekip 4 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4. Şimdi V şeklinde olan trabzanlara geliyoruz. İlk trabzanın altından ipimi alıyorum. 4 tane trabzan yapıyorum. 4 taraftaki V'ye geliyoruz. O trabzanın altından 4 tane trabzan yapıyoruz. Yuvarlak kısım bitti. Şimdi direkt zincirin altından ipimi alıp trabzanlara başlıyoruz. Üç zincir çekip buraya pipirik yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Toplamda 8 tane yaprağımız olacak. Bu 8 tane yaprağı yapalım. Sonuna kadar gelin. Sonra diğer aşamayı göstereceğim. Diğer sırayı göstereceğim. Şimdi sıra sonuna geldim. Son yaprağımı da yaptım. Şimdi artık çiçek yanma işlemi bitiyor. Bu arkadaki yaprak işlemine başlayacağız. Şimdi sırayı bitirirken normalde burada trabzanla direkt giriyorduk. Şimdi artık yapraklar bitti. Hemen bu aradaki boşluktan bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve oraya sabitliyoruz. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip burada 6 zincir çekmiştik ya. Bakın şu aradan ama arkadan
Böyle açıyorum ki yani nereye battığımı göstermek istiyorum size. Bakın aradan, şimdi bu zincirin arkasından sık iğne yapıyoruz arkada. Böyle önden görünmüyor. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Sonra diğer yaprağı aynı şekilde. Normalde aralamama gerek yok. Direkt batabilirim ama size göstermek istiyorum. Bakın arkadan bu 6 zinciri yapmıştım. Tam ortasından batıyorum. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Buradan da aynı şekilde. Şöyle arkadan da göstereyim. Direkt bu ortadan batıyorum. İlmeği oradan alıyorum. İkisini bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu her yaprağın arkasına yapacağız. Şimdi buradan da aynı şekilde şöyle göstereyim. Tam ortada bakın arkadan batıyorum. İpimi alıyorum. Sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın buradan. Tam ortadan sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı şekilde bu da. Bakın arkadan ipi alıyoruz. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın bu aradan sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadan beri sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın ilk buraya batmıştık yaprağın ortasına. İlk battığımız o sık iğneden birleştiriyoruz. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Bu işlem bitti. Şimdi artık yeşil yapraklarını yapacağız. Bakın arkadan yerlerini hazırladık. Buraya yeşil yapraklarını yapacağız. Şimdi yeşil ipimi de alayım. Ben bir zincir çekerek başlayalım. Şimdi ipler hep aynı yere toplanmasın diye bu bittiğim yerden değil. Bir öncekinden başlıyorum. Şimdi bu battığım sık iğnenin üstüne şöyle ipimi oradan sabitliyorum. Şimdi bu zincirin üzerine bir sık iğne yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden önüme alıp bir trabzan yapıyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Üçüncü trabzanımı daha yapıyorum. Bu ipi de böyle gezdiriyoruz. Şimdi bu aynı işlemi burada yapıyoruz. Burada pipirik yapmıştık. 1, 2, 3 zincir. En son yaptığımız trabzanın tepesine batıyoruz. İlmeğimi içinden geçiriyorum. Önümü alıyorum tekrar. Bir trabzan. İki trabzan. Üç trabzan. Şimdi bu aynı zincirin içinde hala bir tane sık iğne yaparak bu zinciri bitiriyoruz. Hiç zincir çekmeden şimdi bu yanındaki zincire başlıyoruz. Oradan sık iğne yapıyoruz. Diğer tarafa geçiyoruz. Önümüze alıp tekrar 3 trabzan. Bir, iki, üç zincir yapıp buraya pipirik yapıyoruz. Tekrar önümüze alıp 3 trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç.
aynı zincire, yani bu trabzanların yanında, hemen yanında bir sık iğne yaparak bu zincirdeki yaprağı da bitiriyoruz. Bir sık iğne ile başlıyoruz. 3 trabzan, 1 pipirik, 3 trabzan, 1 sık iğne. Her yaprak o şekilde olacak. Şimdi tekrar yan zincire sık iğne yaparak geçiyorum. Önüme alıyorum hiç zincir çekmeden. 3 trabzan yapıyoruz. 2 3 1 2 3 Orada pipirik yapıyoruz. 1 2 3 Şimdi buraya sık iğne yapıyoruz. Bu yaprak bitiyor. Diğer yaprağa başlıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ben sıra sonuna geldim. En son ilk başta yaptığım sık iğnenin dibinden batırıyorum. İlmeği oradan çıkarıyorum. Bu ilmeğin içinden geçirip bir zincir çekip ipimi kesiyorum. İpimi saklamak için bu yaptığımız yaprakların altından tığımı geçiriyorum. İpimi oradan çekiyorum. Bu işlemi iğneyle de yapabilirsiniz. Şimdi keselim. İşte yapılışı bu kadar basit. Bu arka görünümü. Bu da ön. Bu şekilde yaparak istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Merserize kutun dantel ipiyle bu şekilde oluyor. Böyle kalın bir koton iple de bu kadar büyük oluyor. Aynı ölçü, aynı sayılar, sadece ip farkı var. Bakın ben bu suplamı yapmıştım daha önce. Bakın köşede bunu koyunca çok şık duruyor. İsterseniz bunu da yapabilirsiniz. Bu da ayrı güzel duruyor. Yapılışı bu kadar. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Kanalıma üye olmak, abone olmak tamamen ücretsiz. Lütfen bu video size faydalı olduysa, beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarak destek olabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.